Merhabalar, ben Ersoy Saklıca. Bugün bu videoda sizlere trans kadın sesini nasıl bulacağını anlatacağım. Ses terapistleri ve konuşma patologları trans ses değişikliklerinin uzun bir eğitim gerektiğini söylerler. Bu da uzun bir zaman ve parasal olarak ağır bir yükü vardır. Ve Hiçbir kitapta bunun e, herhangi bir kısa yolu bilinmemekte ve gösterilmemektedir. Burada ben birkaç kısa yol açıklayacağım ve bu herhangi bir konuşma terapisinden gitmekten sizin için daha çok daha hızlı olabilir. Ancak bu videoyu birkaç kez seyretmeniz ve biraz çaba sarf etmeniz gerekir. Popüler kitaplar bazı e, fikir fikirleri, bu konuyla ilgili fikirleri ya da çalışmaları farklı kelimelerde defalarca tekrar ettirir. Burada bunları tekrar ettirmek istemiyorum. Bu yüzden her cümleyi ve her aşamayı tam olarak anlamaya çalışın ve gerekirse her aşamada bu videoyu tekrar tekrar se seyredin. O zaman adımları atlamayacaksınızdır. Pek çok terapist rezonans denilen şeyin önemli olduğu konusunda haklılardır. Ancak bir erkek ve bir kadın aynı notayı söyleyebilir, yani tamamen aynı perdeyle konuşabilirler. Zira kadınların sesi yarım ila bir oktav erkeklerin sesinden daha tizdir, yani daha diktir. Ama yine de bir sesin erkek veya bir sesin erkek diğer sesin ise kadın olduğunu rahatlıkla duyabilirsiniz burada önemli olan sesinin sesin tanısının değişmesidir burada size konunun daha açıklayıcı olabilmesi için bir transpreyin bu e, kadın tanısını bulmasını um, videoyla well, göstereceğim. The voice that I've had for, um, 20 plus years right um my parents and some family members are not particularly um happy about my transition. Mm -hmm. şimdi sizlere kadın sesine giden kısa yolu anlatmam için basit teknik bilgiler vermem gerekiyor Bunlar da resim destekli olarak sizlere vereceğim. Adem elması, gırtlağın en büyük kısmı olan ki buna bazen biz ses kutusu olarak da adlandırıyoruz, tiroit kıkırdağının bir projeksiyonudur. Vokal kıvrımların, kortların ön uçları iç kısmındaki tiroit kıkırdağına bağlanır. Trakea dediğimiz yani akciğerlerden gırtlağa uzanan tüp esnektir ve bir elektrikli süpürge hortumu gibi biraz uzayabilir. Farenks ise gırtlaktan ağız boşluğuna uzanan tüp yumuşak ve esnektir. Gırtlak, boyun ve başın birleştiği yerde aknalı şeklindeki hiyoid kemiğinden asılır. Gırtlak ve hiyoid kemik birlikte 3 grup kasla e, asılırlar. İlk kas kas grubu gırtlakları aşağıya doğru çeker. İkinci kas grubu gırtlağı yukarı ve öne doğru çeker. Üçüncü e, grup kas ise yukarı ve geri çeker. Gırtlak bu kaslarla çeşitli yönlere kaydırılabilir. Bunu isteyerek de e, yapabiliriz. Elinizi göğsünüzün ortasına koyun ve Hmm, sesini çıkartmaya çalışın. Göğsünüzün nasıl titreştiğini hissedeceksiniz. Bunun nedeni gırtlak kaslarının gergin olması. Bu nedenle gergin kasların gırtlağa bağlı ses kıvrımlarından göğüs kemiklerine kadar titreşimi iletmesidir. Oysa kadın sesi bulmada bizim yapmak istediğimiz bunun tam tersidir. Yani Rezonansı kıvrımlardan dudaklara e, getirmek ve buradaki ses yoluna ulaştırmaktır. Göğüs titreşimi kadın sesini bulmada yanlış yaptığımızın bir işaretidir. Çünkü gırtlak kas grubu titreşim üretmenin yanı sıra gırtlağı aşağı çekerek ses yolunu uzatır. Biz ise bunun tam tersini yapmak istiyoruz ses gırtlağı yukarı ve geri çekerek ses yolunu kısaltmak istiyoruz. Bunun transbreyler için e, bir yararlı yan etkisi de vardır. Adem elması bu durumda gözden uzakta kalır. Gırtlak 3 çift kasla yukarı ve geri çekilir. Bunları isimlerini ve resimlerini sırasıyla videoya koyacağım. Bu kasların nerede olduğunu anlayın ve boynunuzda hayal edin. Birincisi stilo faringeus kası. İkincisi digastrik kasın arka göbeği. Üçüncüsü ise stiloid kasıdır. Sizlere bu kısa yolları uygulamayı maddeler halinde anlatacağım. Birinci olarak parmaklarınızı hafifçe boğazınıza yerleştirin ve yutkunun. Adem elmasının nasıl yukarı aşağı gittiğini hissedin. Bunu bir aynada veya bir webcamle veya telefonun e, kamerasıyla e, kontrol edebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. Ama ayna karşısında e, görerek yapmak çok daha yararlı olacaktır. İkinci aşama ise şu şekilde olacak. Tekrar yutkunuyoruz. Ve bu sefer yutkunduktan sonra Adem elmasının aşağı inişini geciktirmeye çalışın. Yutma sırasında Adem elmasını yukarı çeken kasları boynunuzun içinde parmaklarınızla hissetmeye çalışın. Üçüncü aşama ise Adem elmasını yukarı ve geri çekmeyi öğrenin. Dördüncü aşama. Sonra bunu konuşma sırasında yapmayı öğrenin. Bunun bir diğer pratik yolu da şu şekildedir. A, 1, 2, üç şeklinde yapmaktır. Yutkunduktan sonra e, gırtlak genişliğinizi gecikti, geciktirmenin e, bir başka yolu da, yani bu sesi elde etmenin bir başka yolu da sesinizi damaktan burun ucuna doğru yönlendirdiğinizi hayal edin. Transbreylerde kadın sesi bulma videosunun sonuna geldik. Ben her saklıca. saklayacağım. Bir sonraki ses videosunda buluşmak üzere.